Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Yeni Günde Tarım programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Top. Biz bugün başkanım ile birlikte hem kooperatifin nasıl kurulduğunu hem de tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üretimdeki rolünü konuşacağız. Evet, İdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Türkiye'ye model oluşturacak, başarılı, önemli işlere imza atmış, güvenilir ve kaliteli gıdalar üreten kooperatiflerden bir tanesi ve o nedenle örnek olarak alınması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Yaşama Dokunanlar platformunun düzenlediği Ulusal Tarım Oscarları yarışmasında tulum peyniri ile Oscar'a layık görülmesi de bu başarının bir göstergesi. Evet, Oscar'lı tulum peynirine döneceğim. Öncelikle başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bizim kooperatifimizin tanınmasında bizi nazik davranıp davet etmiş olmanız. Öncelikle ben ortaklarım, kirazımız, kooperatifimiz adına size teşekkür ediyorum bu konuda. Biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı? İsmim Süleyman Top. Evet. İzmir'in Kiraz ilçesi İdeli köyünden. Kooperatifin kurulduğu gün kooperatifin ilk ortağı olan ve İdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin şu an başlatıyorum. 18 yıldır kooperatif hakkında kısaca bir başlamak istersek. Evet. 1987 yılında İdeli'deki muhtarımızın yeni bir kooperatif, yeni bir hizmet, bu köylülere nasıl faydalı oluruz diye yeni bir çıkışıyla başlayan bir olay. Muhtarımız tabii bu çıkışını ilçe kaymakamına iletir. İlçe kaymakamımız da muhtarımızı dinler, mantıklı görür ve der ki orman köyü bir tek İdeli değil, İdeli ve çevresinde bir sürü orman köyü var. Hadi bunu hep birlikte yapın, bir araya gelin, İdeli ve çevresi olarak kurun bu kooperatif eder. Ama muhtar tabii bunu tek başına bu muhtarları bir araya getiremeyince o günün Kiraz'daki ilçe kaymakamı olan, bugün İstanbul Vali Yardımcılığında hala görev yapmakta olan Aslan Kütükçü kaymakamımız kendisi bir formül bulur. Köylere hizmet götürme birliğini muhtarların hepsinin ortaklaşa bir payda olduğunu, hizmet verdiği için o da kooperatifin kurucusu olur. Kendisi köyler hizmet götürme birliğini bir numarayla ortak eder. Arkasından 15 köy muhtarı da sırayla ortak olurlar. Ve kooperatifimizin ana sözleşmesi, tüzüğü hazırlanmış gelmiş ve ortak kaydetmeye başlarlar. Ben de köyümdeyim. O yıllarda benim asıl mesleğim marangozluk. Köyümdeki o kalabalık, 15 köyün kalabalığını, muhtarların gelişini, kaymakamın, orköy mühendislerinin geldiği kalabalıkta nedir diye toplantıya ben de hasbelkader gittim. Gördüm ki kaymakam bey anlatıyor, işte bu kooperatif sizin kendi kendinize yöneteceğiniz, kendi kendinize kazanacağınız, sömürülmeyeceğiniz, yani kazançlı çıkacağınız kurtuluş reçetesi olarak bunu sunuyor. Ama bazı köylü arkadaşlarımız bunu anlayamıyor. İşte bunlar ya yiyecek yer arıyor bunlar falan gibi böyle fısırdaşmaya başladılar. Bir de kooperatifçiliğin henüz oluşmadığı bir dönem. Şey, bunlar yiyecek yer arıyor gibi böyle sıcak bakılmadı. Ben de inandığım için dedim ki ben ortak olabilir miyim? Olursun dedi kaymakam bey. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Marangozum. Ama ne alakası var? Ya kaymakam bey, ben köyde oturuyorum. Köy yumurtasını, köy yoğurdunu, köyün sütünü. Yani ben burada boşuna oturmayacağım. Yarın bu kooperatif kurulduğunda biz de süt vereceğiz, biz de olacağız. Hayatın başındayız daha o zaman. Yazın dedi bu gence ve ilk sivil üyesi oldum kooperatifin. 2001 yılında da bu kooperatifin yönetimi bize nasip oldu. Tabii ki kuruluşunda hep orman köyü, bizim İdeli kooperatifin özelliği şu, hepsi orman köyü, hepsi yaylada. Yani böyle bizde 2 tonluk, 3 tonluk, 1 tonluk üstünde çiftlikler yok fazla. Bir tane çiftliğimiz var bizim 1,5 ton süt veren. Yani İdeli Kooperatifi'nin bugün üye sayısı 2300-2400 üyeye ulaştı İdeli Kooperatifi. Ve o 15 köy
biz 2001'den bugüne kadar geldiğimiz noktada 30 köye ulaştırdık, büyüttük, sınırlarımızı daha da genişlettik. Hı-hı. 15 köyde sınırlı kalmadık ve orman köyü olan yanı başlarındaki diğer köyleri de sahamıza katarak bugün 30 köye ulaştık ve 2400 üyeye yaklaştık, tahminen oralardayız. Ve süt olarak da 150 ton, 145-150 ton arasında süte ulaştık. Tabii ki kooperatif günden güne genişlemekte, büyümekte. Hı hı. Evet, kooperatifimiz kuruldu, yenilendi, bugünlere kadar geldi. Yani 5 ton bugüne kapasiteyle... Bugüne kadar geçen süreç nasıldı başkanım? Bugünlere kadar 2001 yılında ben kooperatife geldiğimde kooperatifimizin 5 ton, 6 ton sütü var. Bir tek süt aracı var, bir tek süt toplama. Hı hı. Servis aracı var ama zor günlerdeydi. Kredilerin günü gelmişti, ödenecekti. Daha sonra biz bunları kısa sürede o günün kaymakamı ve bugünün de yine çok emeği geçen 2001-2004 yılları arasında hizmet veren kaymakam Halil İbrahim Ertekin, o günün kaymakamı. Başkanımız onunla birlikte 4 yıl içerisinde çok büyük mücadeleler verdik. Sütümüzü toparladık. Yeniden 5 ton kapasiteyi artık 20 tona, 30 tona, 40 tona tonajlarını artırdık. Genişledik, büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada kooperatifin sütü 145 tona geldi. Araç sayısı, süt toplama 4 tane süt toplama merkezi kurdu. Araç sayısı, o bir araçla 40 araca çıktı. Süt peynir dağıtan servis, soğuk zincirler dağıtan araçlar en az 10 tane aracımız oldu. Kooperatifimiz ortanın her türlü ihtiyaçlarını karşılar oldu. Bugün ortaklarımızın gübresini, damlama sulamasını, tarsim gibi tarım sigortası, her türlü trafik sigortasını, hayat, bütün ortaklarımız mesela kooperatifimizin bünyesinde kurmuş olduğu sigorta şirketiyle 2400 üyenin hepsinin kaza ve ölüm sigortası, yani onun değil, hepsi sigorta. Ortaklarımızın bir ve üçüncü alan kendisine ortaklarımızın sigortası var. Bunların her türlü market, gıda, yem, un, her türlü ihtiyaçlar, damlama sulamalarını varıncaya kadar ihtiyaçlarını görüyor. Büyük soğuk hava tesislerimiz var. 4 tane süt toplama merkezimiz var. Bunun yanında şimdi akaryakıt istasyonu kuruyoruz, bir tane kurduk. Bugünlerde sözleşmesi var. Ortaklarımız buradan daha uygun süt hesabı kalmadan gelip daha uygun fiyatta kendi istasyonlarına akaryakıtlarını alacaklar. Kooperatifi büyütmeyi, ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. İyi noktaya çok şükür. Şimdi organize sanayiden 10 bin metre yer aldık yeniden. Tabii ki kooperatifin kuruluşunda planlanan üretim 5 tondu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık 150 tonu çıkmamız kat lazım. Kat be kat arttığını 150 söylüyorsunuz. 150 tonluk bir yeni tesisle 10 bin metrelik organize sanayiden almış olduğumuz yerde inşallah 2018 yılında işte yer tahsislerimiz olacak. Projelerimizi sunacağız. Orada bizim ürünlerimiz, bugün üretmiş olduğumuz tulum peynirimiz, beyaz peynirimiz, kaşar peynirimiz ve bir de lor peynirimiz var. Evet. Bunların yanı sıra... Evet, ürünlere geçelim mi o zaman? Geçelim. Siz hazır değinmişken... yanınızda da getirmişsiniz gelirken peynir, evet, çeşitlerimizi. Kooperatifimiz sadece peynir üretimi yapıyor ama peynirin birçok çeşidini üretiyor. Üretecek daha doğrusu. Yani sınırlı üretiyor şu anda. Yani çeşitliliğini artırma gibi bir planda söz konusu. Şu andaki yerimizde kuruluş ve planlanmada 1987 yılında 5 ton kapasiteli bir yer planlanmış. Hı hı. Ama bugün geldiğimiz nokta 5 ton değil, artık 150 ton. Biz burada 50 tona kadar işini yapabiliyoruz ama daha üstüne yapamadığımızdan organize sanayiden 10 bin metre yer aldık. Bu almış olduğumuz yerde ilerleyen zamanlarda peynirin her türlüsünü,
süt ürünlerinin her türlüsünü oradaki yerimizde yeni son teknolojide modern edilmiş en son haliyle orada en güzel bir şekilde üreteceğiz. Rahat rahat üreteceğiz. Şu andaki üretimimizde tulum var, kaşar var, beyaz var. Beyaz peynir mesela bu beyaz peynirlerin 18'lik tenekesi de var, 5'lik tenekesi de var, 1 kiloluğu da var. Bu tulumun da aynı 18-19 kiloluğu var. Evet. Oskarlı tulum peynirimiz budur. Bunun özelliği nedir? Oskarlı tulum peyniri. Şimdi özellik önce sağlam malzemeden sağlam yapılar çıkar. Eğer ham maddeniz sağlam ise sütünüzü siz hep orman köylerinden alıyorsanız o sütü seçerek, kontrolden geçirerek alıyorsanız bu süt, bunun içinde iğneli süt yoksa, kesik süt yoksa, yaylanın tertemiz sütüyse bu, bir de bunu kooperatif mantığında hiç içindeki kimyasalını, kaymağını dokunmadan, hiçbir katkı koymadan doğal olarak güvenli bir şekilde üretiyorsanız zaten güzellik kendiliğinden geliyor. Bunun bizim ürünümüz İstanbul'da Yaşama Dokunanlar Derneği platformunda kültür ödülünü aldı, Oscar ödülünü aldı. Bu kimi yendi aldı? Bu 3 yıl üst üste Erzincan tulumu bu ödülü alıyormuş. Ama İyideri Kooperatifi ve Tire Kooperatifi İzmir bölgesinden iki kooperatif bu ödüle kazandı. Aldığı Tire Kooperatifi doğal organik yoğurduyla ödülünü aldı. İyideli Kooperatifi de işte düzgün üretim olan tulumuyla girdi ve aldı. Evet. Ve inanıyorum ki ben sadece tulum değil, beyaz da olsa, kaşar da olsa bu ödülleri alır. Kooperatif ürünleri zaten güvenli. Evet, bu noktada ben tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum. Bu İzmir'in bir başarısı, kooperatifçiliğin bir başarısı diyebiliriz aslında. Hem Tire Süt Kooperatifi hem de İdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin büyük başarısı ve bizim için de gurur kaynağı. Özellikle gıda güvenliğinin büyük önem taşıdığı sektörler olan süt ve peynirde bu ödüllerin alınmış olması büyük başarı. Tekrar tebriklerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Kimi teşekkür ediyorum? Önce bu yaylada bir ineğini dağında otlatan, dağın yamacını bir ineğiyle geçimini sağlayan, iki ineğiyle o ineklerine yavrusu gibi, çocuğu gibi, haneden, evden birisi gibi, kendi hasta olduğunda belki doktora gitmiyor ama ineği rahatsız olmasın diye ineği gözü gibi bakan o yengeme, Ayşe yengeme, Fatma yengeme, köylüye, öncelikle köylüden başlayarak yengelerime, üreticilerime, bütün ortaklarıma, daha sonra kooperatifteki ustalarıma, kooperatifteki teknikerlerime, mühendislerime ve tüm yöneticilere ve artı bu bizi burada laboratuvarda gerek laboratuvar olsun gerek jürinin tadımıyla, damak tadıyla görüp beğenen Yaşama Dokunanlar platformuna gerekse bizi bu konuda büyük destekler veren İzmir Büyükşehir'ine, bizi oraya gösteren, yardımcı olan, destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu'na ve gerekse ne yediğini bilen, ne tükettiğini bilen İzmir'in, Ege'nin bilinçli tüketicilerine hepsine birden teşekkür ediyorum. Tercih etmelerinin birçok sebebi var. Biz bir köprüyüz üreticiden tüketiciye. Üreticiyi de çok sağlıklı hesaplarla, tertemiz, aylık düzenli bir ödememizle, onları kazıklamayarak, onları destek olarak, onların ürünlerini tertemiz alıp ve doğru bir üretimden geçirdikten sonra bu memleketin güzel insanlarına güzel ürünler üretip veriyoruz. Bu kooperatiflerde, kooperatif elinde daha bir başka oluyor. Kooperatifler bunu daha güzel, daha kaliteli, güvenli. Yani her şeyden, beyaz olan her şeyden peynir yapabilirler. Ama her beyaz olan sütten olmayabilir. Evet, kooperatifçiliğin önemine değineceğim başkanım. Ancak bu noktada merak ettiğim bir konu var. Kooperatif mantığı diyoruz. Ayşe teyzeden,
büyük küçük işletmeleri, tüm üretici, tüm ortaklarına pek çok katkılar sunan bir yapılanma diyelim kooperatifçilik için. Ancak vahşi bir piyasada var. Sonuçta bir ticaret yapılıyor ve kendinden büyük rakiplerle başa çıkma durumu söz konusu. Siz nasıl rekabet ediyorsunuz? Aynı zamanda bu kooperatifçilik mantığıyla hareket ederler. Zorlanıyoruz gerçekten. Yani kooperatifin önemi, kooperatif ürünlerin yani destek veren tüketicilerle, bizi destek veren kuruluşlarla biz ayakta duruyoruz. Yoksa sadece para anlamında bakılsa, kaliteyi önem verilmese, bilinçli tüketiciler olmasa, her şey fiyat dense, fiyat anlamında bakılsa, kaliteyi görülmemiş olsa o zaman rekabet etmemiz çok zor. Niye? Çünkü karşında her türlü ürünü alıp kesik, bozuk sütten, artıktan, iadeden yani bazı ürünler çok şey götürebiliyor. Tabii düzgün yapan arkadaşlarımız da var. Onları tenzih ederim ama rekabet ederken onlarla bir sıkıntımız olmuyor zaten. Ama bu piyasadan kesik, bozuk, iğneli, her türlü hileli ürünler toplayıp da ürün yapan ve tulum beyaz yapan o firmalarla bir de onların faturalarla ilgili sıkıntılar, fatura kesmemek gibi onların. Hı hı. Biz tam faturalıyız. Faturadan dolayı kooperatifler devletine çok büyük KDV'ler ödüyor. Kazandırıyor. Yani bu arada aslında... Aslında sadece üretici değil, devlet de kazanmış oluyor. Burada bir, üretici. İki, tüketici. Üç, devlet. Devlet memnundur, olmalıdır. Çünkü her sattığı kilogram başına ürünün hepsinden KDV'sini... Bu köprüdür yani. Bu köprüden geçen kayıda girer. Bu kayıttan da devlete payı gider. Bu köprüden geçen ürünler tüketiciye gittiğinde kaliteyle gider. Tüketiciler memnundur. Tüketiciler ne yediğini sağlıklı, yani gözü kapalı çocuklarımızı yedirebileceğimiz ürünlerdir bunlar. Güvenlidir bunlar. Ve dolayısıyla üretici, tüketici ve devlet... Kooperatifler gibi olsa bu ülkenin her tarafındaki kuruluşlar ne tüketicinin sağlığında bir sorun olur, ne devletin ekonomisinde bir sorun kalır, ne de üreticinin gelirinde bir sıkıntı olur. Yani hem üretici kazanır, hem tüketici kazanır, hem de devlet kazanır. Yani demek ki kooperatiflerle bu ülkenin aslında kurtuluşu, ülkenin kurtuluşu halkın, tüketicinin ve devletin. En büyük kazanımları böyle birebir fatura kesen, kaliteli üretim yapan, doğru doğru çalışan, kooperatif ve kooperatifler gibi çalışan firmalarla olacaktır. Siz özel sektörler gibi kurumlar vergisi ödüyor musunuz? Başka? Biz, evet biz bu peynirden kurumlar vergisi ödüyoruz. Ürettiğimiz aynı kurumlar vergisi ödüyor. Hatta şimdi işi biraz daha karıştırdılar. Yani onu da tam açıklayamadık. Yani... oturmuş da değil, birçoğu ne yapacağını şaşıyor. İktisadi işletmeler diye kooperatifler bünyesinde şimdi biz yeni şirketler kuruluyor. İktisadi işletme şirketi. Bu güne kadar kooperatifin ürettiği, kooperatifin bünyesinde olan bir ürün. Kooperatif bunu üretiyor, pazarlıyor, satıyor. Şimdi efendim bunlar, kooperatif bunları iktisadi işletmeyi alacakmış. İktisadi işletmeyi satacağız bunu. Bir KDV çıkacak. İktisadi işletme satacak. Bir KDV daha çıkacak. Şimdi bizim araçlarımız var. Stokta peynirlerimiz var. Yani bu araçları şirkete satacağız mı? Yani burada... Yani bir haksız rekabet doğuyor. Durduğumuz yerde var olan elimizdeki kooperatifin varlığını bu kooperatife bedelsiz mi devredecek? Yani ürünü elindeki stokları. Orada bir açmaz var. Onun içinden çıkamıyoruz. Şirket kuruldu. İktisadi işletme kurduk. Numarasını aldık ama şimdi bu tulumlar stokta mesela diyelim ki stokta tulumlar var. Bunu iktisadi işletme satarken bir vergi çıkacak. KDV'si çıkacak. Bakalım bununla ilgili önümüzdeki günlerde ne gibi düzenleme olacak ama bir sıkıntı. Zaten biz bunu veriyorduk. Yani 2007-2008 yıllarında un akıtan
döneminde bir yasa çıktı. Hı hı. Elmayı elma olarak alır satarsan kurumlar vergisinden muafsın. Ama elmayı hoşaf yapar satarsan kurumlar vergisi ödeyeceksin. Yani süt yani üretimi sütü, süt alıp satarken yaparken ödenmiyor. Ödenmiyor ama peynir üretiminde. Bu sütü ödenmiyor. Ayran, yoğurt, peynir gibi sütü işlersek, hı hı. sütü işlersek, sütü işleyen herkes, her kooperatif 2007-10 yıla yakındır zaten kurumlar vergisi ödüyordu. Sadece sütü süt olarak satarsa hı hı. ondan ödemiyordu. Bir de o ineğin sütünü süt olarak alıp sattığı gibi bir de o ineğin yemini verirken hı hı. yem ve sütte kurumlar vergisi yok. Ama bu ürünü alıp peynir yaptıysan, o sütü alıp peynir yaptıysan, yoğurt yaptıysan hı hı. zaten kurumlar vergisi vardı. Şimdi de iktisadi işletmelerle bir adım daha öteye gitti. Tabii ki bilmiyoruz gelecek günler neyi gösteriyor ama bizim marketteki satışlarımız kurumlar vergisinde zaten vardı. Şimdi iktisadi işletmeye devrediliyor. İktisadi işletmede de ne yapılacak bakalım göreceğiz. Onlar da önümüzdeki günlerde bu sıkıntıları, eksikleri, doğruları, yanlışları anlatıyoruz. Yönlendiriyoruz. Onunla ilgili yazılar yazıyoruz gerekli yerlere. Bakalım ne yapacaklar? Onun bir daha düzenli, derli toplu olması gerekiyor ama bekliyoruz onlarla ilgili. Evet, sektörde kooperatifçilik oldukça büyük önem taşırken bu noktada desteklenmesi de çok önemli. Yerel yönetimlerin de desteklemesi çok önemli. Bu noktada İzmir modeli dediğimiz bir model ortaya çıkıyor. Üreticinin evet. Yerli üreticinin desteklenmesi adına kooperatiflerle ve birliklerle anlaşma yapan sözleşmeli üretim modelini uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarım politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi çok güzel değerlendiriyoruz, beğeniyoruz. Olması gereken bu. Hani ben şöyle söylüyorum, Atatürk demiş ki köylü milletin efendisidir. Evet, köylü hala efendiliğini koruyor. Ama köylünün efendiliğini herkes görmüyor. Görenler var, işte İzmir Büyükşehir'in gördüğü gibi. O köylünün kalkınmanın, kırsalın, yerelin yerinde mutlu edebilmek için, o üreticileri yerinde ürettirebilmek için, köyden kente göçün önüne geçebilmek için, o insanları yerinde gelirlerini artırabilmek için, onlara her türlü desteği veriyor. Yani bugün sadece süt üreteni değil, bozkır kalmış, ağaçsız kalmış ağaçları, dağları, açık arazileri projelendirip fidanlarla destekliyor köyünde. İşte dar gelirli insanların koyun keçi desteği veriyor orada. Arı isteyene arı, koyun isteyene koyun, keçi isteyene keçi. Yani ne üretiyorsan üreticiyi yerinde üretimi destek veriyor. Bununla tabii bunu yaparken en çok da önemli olan yerel o bölgedeki potansiyel teşkil eden kooperatiflerle bu işi yapıyor. Tire'deki üreticiyi Tire kooperatifiyle İdil'de Kiraz'daki üreticiyi İdil'i kooperatif yerinde mutlu ediyor. Ve buradaki kooperatif ürünlerini destekleyerek kooperatifle yerindeki halkı destekliyor. O insanlar yerindeki sütü, yerindeki işte koyunu, keçiyi, fidanı büyükşehrin destekleriyle bugün ciddi anlamda mutlu oluyorlar köyünde. Hissedilen bir şekilde bu. Evet. Keşke bu İzmir modeli ulusala yayılır mı acaba? Yayılır diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Çünkü birkaç tane bildiğim var, tanıdığım var. Yayılmakta zaten. Bunu Aydın Belediyesi de bir başka türlü başladı. Gelecek günlerde bu dalga dalga ülkenin her tarafına yayılacağına ben inanıyorum. Çünkü her büyükşehir belediyesi o şehrin mutluluğunu, o şehirdeki insanların refahını düşünmek zorunda. Sadece şehir metropoli düşünürken kırsalı düşünmezse kırsaldaki insanlar yığınla şehre inecek. Onları yerinde mutlu ettiğinde zaten önemli olan şehrin tüm mutluluğu. Onları için, kooperatifler için neler yapar? İşte onların ürünlerini alıp destekleyerek ya da bu kooperatif ürünlerini çok yakında ben bekliyorum ki İzmir Tarım Grubu'nun da bu konuda çalışmaları var. Büyükşehir'in arkasındaki, Büyükşehir'in önderliğinde. Belki de
bütün kooperatiflerin ürünlerini satacak satış merkezleri kurulacak. Bunun ileriki aşamasında. Yani kooperatif ürünleriyle kırsaldaki üreticinin ürünlerini metropollerde hem kırda insanlara verilecek, sağlık ürünü verilecek, hem kooperatifler desteklenecek. Kooperatifler desteklenince asıl desteği kim görüyor? Kooperatif kimdir? Kooperatif, İdeli kooperatif kimdir diye sorarsan ben 30 köydür derim. 2400 üyedir derim. Ya da 20 kusur bin nüfuslu yerleşim bölgesi. İşte o insanı desteklemiş oluyor kooperatifler desteklemekle. Yani kooperatife verilen destek kar amacı olmadığı için üreticiye gidiyor direkt. Yani kooperatifin karı, ortakların karı. Yani sonuçta kooperatif onlardan ettiği karı bir başka yerlere yatırım yapmıyor. Onlar adına yatırım yapıyor. Bu noktada programın başında bahsettiğiniz akaryakıt istasyonunda evet, büyük avantaj işte sağlayacak. Çünkü girdi maliyetlerin yüksek oluşu tarımda en büyük sıkıntılardan biri evet, sektördeki. İşte kazandığını, kooperatif kazandığını onlar için yatırım yaparak yapıyor. İşte kimisi besinlik yapar, etini de değerlendirir, entegre tesisi kurar. Yani onun işte fasulyesini değerlendiririz, paketleme tesisi yaparız önümüzdeki günlerde. Ona soğuk hava kurarız, tesislerimiz var. Yani üreticiye işte gübresini veriyoruz mesela onların gübrelerini, o tarımda kullandıkları gübreleri en uygun fiyattan sağlıyoruz. Peşin alıp onları süt hesabına vadeli verebiliyoruz. Bir destek, üreticiye destek. Biz hani Ayhan hocamın rahmetli ölen geçen yıl, Türkiye tarımsız, tarımda kooperatiflersiz büyüyemez demişti rahmetli. Doğru söylüyor. Gıda insanı bağlayan ekmek, yani insan karnı aç insan birilerine muhtaç olur. Ekmek kadar, su kadar önemli başka bir şey düşünmüyorum. Para pul bir yere boştur. Asıl olan üretmektir. Asıl olan ekonomiye, toprağa yaşamak, üretmek. Kimseye gıda yönünden kimsenin muhtaç olmamak. Evet. Hani Atatürk demiş ya, işte çalışmadan, yorulmadan, rahat yaşamın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler önce haysiyetini, sonra şerefini, daha sonra istikbalini kaybetmeye mahkumdur demiş. Ülke için demiş. Toplumda insanlar da böyle. Bugün çalışmayan, üretmeyen kişiler köyde, üretmiyorsa, çalışmıyorsa nasıl karnını doyuracak? Yani hepimiz belli gıdasız yaşayamayız ki. Hangi öğünümüzü terk ediyoruz? Hiç yemediğimiz gün var mı? Hiç tüketmediğimiz an var mı? Yani günde en az 2 öğün, 3 öğün yemek yiyorsun. Üreteceksin ki bunları. Dışarıdan almakla, bir başkalarına mahrum avuç açmakla zor bu işler yani. Evet, kooperatifçiliğin faydalarını, sağlayacağı katkıları tartışmak uzar gider. Sabaha evet, kadar faydaları hakkında konuşabiliriz. Ancak iki satırlık veriler bize her şeyi gün yüzü gibi ortaya çıkarır. TÜİK verilerinde de görülüyor. İzmir modeli dedik. Tarım Türkiye'de 2.1 gelişirken İzmir'de 5.5 büyüyor. Bunda i̇şte bu da İzmir modelinin yerelde kalkınmanın vizyonuyla alakalı bu. Nasıl büyük önem taşıdığını görüyoruz. Bu doğru bir model. Bu modeli hepimiz, benim 30 köyüm, bütün kooperatif üyeleri, hatta kooperatif üyelerin dışında bütün kirazda fidanını alan, koyununu alan, arısını alan, desteğini alan, bunu hisseden 44 bin nüfuslu Kiraz ilçesinde İzmir Büyükşehir yapmış olduğu desteklerden hepsi memnundur. Hepsi bu modelin Türkiye'de böyle olduğunu düşündüğümüzde ülke kurtulacağını düşünüyor. Bölge kadar oluyor mu başkanım? Kiraz köyü dağınık bir yapıya sahip. Evet. Yani üreticilerden ürünlerini toplamak konusunda büyük katkıları oluyordur diye düşünüyorum. Ne tür avantajlar sağlıyor şimdi ortaklarına? Üreticilerden direkt ürün toplarken nerede olabilir? Yollarında olabilir. Mesela Büyükşehir oranın yollarını yapıyor. O dağlardaki. Yani bu kooperatifin getirdiği bir avantaj. Kooperatifin sayesinde işte kooperatif diyor ki benim yolum, ben diyor şu merkezdeki sütü, orada yol problemi var. Dikkate alınıp bakılıp yapılıyor. Mesela şu anda bir merkezimiz vardı mesela bizim Örencik'te.
Başkanıma dedim, yani buradaki yolda bizim tankerlerimiz geçmekte zorluk çekiyor. Hı hı. Bu yolu bir hem köyleri bağlıyor hem de bu önemli bir yoldu dedim. Bu yolu alt programına aldı, işledi. Şu anda asfalt aşamasına geldi. Altyapısı, dolgusu yapıldı. Bu sene bitecek. Belki birkaç ay içerisinde yolumuz bitecek. Bu tür kooperatiflerin yaşadığı sıkıntıları duyarsız kalmıyorlar. Tam tersine destek oluyorlar. Yani kooperatiflerin dışında da, kooperatifin çalışma alanında olmayan konularda büyükşehrin mesela kirazla yerel yönetimleri kurup oradaki ihtiyaçları oradaki halkla da gözleyebiliyor, yerinde kontrol edebiliyor. Yani biz İzmir Büyükşehir'in çalışmalarında yerindeki kontrollerinden, izlemelerinden, takibinden memnunuz. Bu şekildeki çalışanlar, duyarlı olanlar yani kalkınacağını düşünüyorum. Hı hı. İzmir Büyükşehir modeli güzel bir model. Yayılmalı. Yayıldıkça üretici bu şekilde mutlu olacak. Çiftçi, evet bugün sütte, süt 1530 oldu. Ama şey, ne mutlu çiftçi? Neden mutlu? Çünkü arada var. Arada çok şeyler oynuyor. Ama bu alışlar, satışlar, kooperatifler eliyle olsa, yani kooperatif üretti, kooperatif bunu merkezlerde direkt satışlara sunduğunda üretici de kazanacak, tüketici kazanacak. Ama şu anda üretici de fiyatlardan memnun değil, yüksek diyor. Hı hı. Üretici ucuz diye, yani yemle şunla hı hı. ürettiği üründen para kazanamadığından mutsuz. Tüketici de mutsuz. Neden? Pahalı diye. Ama aradakiler çok... Arada birileri kazanıyor. Çok kazanıyor. Yani bugün yarı yarı %50, %40 ciddi rakamlarla büyüyor. Ama kooperatifin ürettiği kaliteli ürünleri, kooperatifler eliyle, kooperatifler işte bu desteklerle yarın bir gün hani biz para kazandığımız nasıl olacak? Daha bir tık daha yukarıdan satacağız. Üretici de bir tık daha altında alacak bunu. Yani örneğin bir domatesi düşün. Antalya'da 10 kuruşa satılan bir domates İstanbul'a varıncaya kadar 1 liraya çıkıyor. Ya da 1 liralık domates 10 liraya çıkıyor. Katlıyor, katlıyor gidiyor. Ama oradaki üretici 25 kuruş kazanıyor. Halbuki bu kooperatif eliyle yapılmış olsa o üretici 40 kuruş kazanır, tüketici de 60 kuruşa tüketir. Ama öyle olmayınca ne oluyor? 25 kuruşa üretiyor, tüketici de 100 kuruşa tüketiyor. Yani 25 kuruşa üretilen ürünü 4 katına tüketmiş oluyor. Kooperatifler olunca aradaki çok uzun aracıları, çok dağıtımları, bunları ortadan kaldırıyor. Yani biraz buralarda kayıp var. Buralarda enerji kayıp oluyor. Pazarlamada kayıp oluyor. Ama bunlar kooperatifler eliyle işte büyükşehir bu konuda yarın bir gün bizleri daha büyük satış yerleriyle destek olursa bunlar biraz daha bu model daha da güçlenecek. Hı. Ve üreten kooperatifler ürünlerini bir tık daha yukarıda satarken tüketici de onu bir tık daha ucuz alabilecek. Başkanım, bu noktada tüketiciye de çok büyük görev düşmüyor mu? Piyasada çok fazla hileli gıda var. Bunların temizlenmesi noktasında bir takım çalışmalar evet yapılıyor ama tüketici fiyat farkını gördüğünde ucuza kaçabiliyor ekonomik evet. koşullardan ötürü. Ancak bu noktada kooperatifler acaba bu fiyat farkıyla nasıl başa çıkıyor? Tüketiciye ne gibi görevler düşüyor? Tüketiciye işte anlatıyoruz biz ödül aldığın ürünü güvenli, kooperatiflerin ürünlerinin güvenli olduğunu, hilesiz olduğunu, hayatta en büyük değerimiz sağlığımız olduğunu, sağlığın üstünde bir varlığın, paranın öneminin olmadığını, insan tükettiği şeylerde ucuza kaçmamalı. Çünkü ucuzla beslenen sağlık, sağlık olmaz. Yarın başka bulgular çıkar. Bugün hastanelerde çocuklarımızda insan dolu. Niye? Doğru beslenemiyoruz belki de. Sağlıklı ürün tüketemiyoruz. İnsan en büyük yarayı sağlığından alabilir. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek gerekir. Sağlıklı beslenmek için sağlıklı ürünler tüketmek gerekir. Aklın yolu bir. Sen ürünü sağlıksız ürün aldıysan, sağlıksız ürün tüketiyorsan sağlıklı beslenemiyorsun demektir. Sağlığına önem vermiyorsun demektir. Halbuki biz ne paralar harcıyoruz. Ama yediğimizi, belki bu elbiseyi sağlıksız giysek
zarar vermeyecek. Ayakkabı o kadar olmasa zarar vermeyecek ama yediğimiz bir ürünü, çünkü direkt sağlığımızı ilgilendiren bir konu, o konuda düşünmek lazım. Yani bu şu kaşar mesela, bunun içerisinde şimdi 10,5 litre, 11 litre süt var. Süt var. Bu sütün kilogramı 1100 yani 153 şu anda. Hmm. 1 lira 530 kuruş. Yani diyelim ki ne deriz işte ona? 1.53. Hmm. 1.53. Evet. 11 ile çarptığımızda bu 16-17 liraya bunun çıplak sütü geliyor. Çıplak sütü geliyor. 16-17 liraya. Peki bu süt gelecek, bu süt pişecek, bu süt işlem görecek, ambalajlanacak, uğraşacak. Burada usta gideri var, kömür gideri var, mayası var, ambalajı var, işçiliği var. Ama o kadar komik rakamlarla satılıyor ki. Şimdi eğer bu kaşarı 15 lira alıyorum diyorsa, 16 lira alıyorum diyorsa, acaba insan ne yiyorum diye sorgulamalı. Yani bu sütten mi, başka bir şey mi? Yani bir hesap yapmalı. Hı. En azından kaşarın fiyatını bilmiyorsa, inanıyorum ki sütün fiyatını biliyordur. Ama bu sütün de burada da 11 kilo süt varsa bunun içinde, bu 11 kilo süt de ederi budur. Bu kaşar da 20 liradan aşağı alıyorsa, 20 liranın altında 20 lirayı bu kaşarı, 20 liranın altındaysa mutlaka bu kaşarda bir olay vardır yani. Düşünmek onun da lazım da bir onu. Sorgulanmalı diyorsunuz. Az önce bahsettiğiniz aslında satır arasında ama Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 1.53 olarak belirledi. Evet. Ben net olarak görüşünüzü merak ediyorum bu noktada. Nasıl görüyorsunuz? Riskli seviyede mi acaba bu belirlenen fiyat? İşin aslında sütün fiyatı normal ama üreticinin hayvanlarına, ineklerine aldığı girdiler pahalı. Yani üretici para kazanıyor bir taraftan ama bunu bir tarafta yemle tüketmiş oluyor, elinden çıkarıyor. Hazırlanıyor arkasından bir yemek. Yemin çuvalı 55 lira, 60 lira arasındaki bir rakamlara geldi. Süt bunu kurtarması için saman, yem katkıları bunlar yüksek kalıyor. Bugün mesela ülkemizde üretim maliyetleri sütü üretirken düşük olsa olacak. Yani çiftli mutlu kalamıyor bundan dolayı. Üretici çok para mutlu değil yine sonuçta. Ama bu daha fazla olmamalı. Bu ithalata yani üreticiyi belki yerinde desteklemek en güzeli. Çiftçiyi yerinde desteklemek. İthalatla değil de yerdeki teşviklerle. Yeni teşvikler var işte köyüne gidene 300 koyun. Yerine üretene destek, yeni destekler. Bence üreticiyi, yani Türkiye'mizin içinde paralarımızı dışarı vermeden, ekonomimizi dışarı paralara kaçırmadan, bu ülkenin içerisinde, bizler tüketici içerisinde, kendi kendimize bu oturur gider işin içinde. Yoksa şimdi et ucuz alalım diye üreticimiz mağdur etmemek lazım. Süt pahalı diye ucuz süt alacağı için mağdur etmemek lazım. Gelecekte sonra daha çok büyük tehlikeler doğuyor. Bu sefer üretici yani o zaman köylü şunu sorar. O zaman bizim mazot da pahalı, mazot da gelsin. Yani mazot ucuz mu? Bizim üreticinin kullandığı mazot, gübre, elektrik girdiler ucuz mu ki ucuz mal edebilsin onlarla? Ancak bunlar yani, uzun vadede büyük bunlar ilerleyen zamanda sebep olabiliyor. Bence kendi içimizde bunun oturacağını düşünüyorum. Üretici ithalat yapan değil ihracat yapan bir Türkiye görüyor musunuz? Mümkün olacak mı sektör açısından değerlendirecek olursak? Olabilir. Kooperatiflerin yani bölgesinde desteklenen üretim destekleniyorsa yani tarımı destek. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bugün ülkemizde belli bir oranda 600-700 bin civarında ATR'miz var, polisimiz var, 300 bin, 500 bin. Bugün Türkiye'de eğitimdeki sayı belli. Yani ben rakamları net söylemeyeyim ama asker sayısı, polis sayısı, eğitim öğretmen sayısı, Türkiye'deki imam sayısı. Ama tarımı bakan, tarımla ilgilenen tarımdaki sayı kaç acaba? 30 bini geçmiyor belki bütün Türkiye'deki tarım. 3 katı ülkede imam var,
10 katı asker var, 10 katı şey var ama tarım aslında yetmiyor. Hani biraz önceki şey dedi ki, mesela denetim eksik kalıyor. O iğneli, hileli ürünü üreten kişi neden yapıyor bunu? Çünkü Tarım Bakanlığımızın bence yeteri kadar sahaya hakim, tarıma hakim, tarım yönelik, denetime yönelik, üretime yönelik yeteri kadar bence Tarım Bakanlığı tarımda biraz daha genişletmeli, kadrosunu büyütmeli. Yani her köyünde tarımı bilen, üretimi gören, yani yerel gözle bakabilen, yerinde tarıma destek verecek bir adım daha. Bu tür hileleri yapanları kontrol edebilecek sayıda olmalı. Mesela bizim ilçemizde bugün tarım müdürlüğünde işte 8-10 kişi var. Bu insanlar orada ÇKS tutuyor, işte hayvan tutuyor, bunu tutuyor ama yani hangisinin bahçesiyle ilgili bir örnek şey yapıyor? Yani İnsanlar örnek gösterebiliyor. Tarım alanında politikaların belirlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Tarımda biraz daha zengin, güçlü olmamız lazım. Yani bu üreticilere destek olmalıyız. Evet. Bu noktada artık programın sonuna yaklaşırken ben kooperatifimizin hedefleri neler ve bu hedeflere ulaşmak adına neler yapılması gerekiyor, neler yapılıyor ve hangi destekler verilirse siz ulaşmak istediğiniz hedeflere daha rahat ulaşırsınız. Bunu öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi öncelikle Tarım İl Müdürlüğümüzün bizim kooperatiflerin yapmış olduğu sadece iyi dili değil. Her kooperatiflerin projelerine destek veriyorlar. Bu desteklerin devam etmesini. Burada bir aldın, iki aldın, dur demiyor zaten. Yaptığı proje ölçüsünde kooperatiflere destek verilmeli. Bizim hedefimiz bölgemizdeki bütün sütlerin kooperatif elinden geçmesi, kooperatif terbiyesinden, kooperatif üretim ahlakından ve hem sütü üretenin hem bu ürünlerden de tüketenin sağlıklı bir yaşam şartı oluşmasına. Tüketen ne yediğini bilen, üreten ürettiğinin karşılığını alan. Büyümesini istiyoruz kooperatifimizin. Hedeflerinde üreticimizin sadece sütü değil, yarın bunların zeytinlerini, ürettiği zeytinini, ürettiği kestaneyi, ürettiği cevizi, ürettiği eti, bunları da kooperatif mantığında, bunları da ziyan ettirmeden, onların emeklerini heder etmeden, aynı sütte olduğu gibi, peynirle değerlendirdiği gibi, bunların etlerini de, ürünlerini, diğer yan ürünlerini de değerlendirmek ve çalışmak, üretmek. Üretmek diyorsunuz. Başkanım çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Konuğumuz olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şu başında dediğim gibi bu teşekkürü kooperatifim adına ediyorum, üreticilerim adına ediyorum, ilçem adına ediyorum, Kiraz adına ediyorum. Ve iyi ki Yeni Gün TV bugün bizi bu fırsatı tanıdı, ürünümüzü bizi iyi deliğe inşallah atmışızdır. Ne oldu kooperatiflere, üreticilere, gerçek üretenlere, bu toprağın bağrında nasırlı elleriyle üreten üreticilere, böyle destek olan insanlara çok ihtiyacımız var. Olmalı, her yerde olmalı. Biz üretelim ki onlar sağlıklı üretsinler ve ürettiğini karşına alsınlar. Bu insanlar da doğru dürüst ne ürettiğini, ne yediğini sağlıklı ürünlerle beslensinler. Sağlıklı olalım, sağlıklı kalalım. Ülkemiz sağlıklı olsun, halkımız sağlıklı olsun. Hep beraber sağlıklı, güçlü bir Türkiye olalım. Efendim biz de her zaman üreticiden tüketiciye, herkese destekleyen, zinciri tamamen koruyan, güvenilir ve kaliteli gıdalara imza atmış, başarılara imza atmış. Sizin gibi kooperatiflere her zaman kapımız açık. Bu vasıtayla tekrar tebriklerimi sunuyorum Oscar ödülünü alan tulum peyniriniz için. Başarılarınızın devamını diliyorum bu konuda. İzmir'imizin gururu diyorum. Hem İdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hem de Tresüt Kooperatifi için tekrar tebriklerimi sunuyorum. Sağ olun, efendim, var olun. Hoş geldiniz. Tekrar ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Efendim biz bugün İdili ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Top ile birlikteydik. Bir Yeni Günde Tarım programının sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.